Muhterem arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere hafta başında Amerikan Başkanı Trump son derece uygunsuz bir üslupla ülkemizi tehdit etti. Tam bir kovboy mantığı, Türkiye'ye tercüme edersek dana çobanlığı mantığı. Yani koskoca bir ülkenin başında bulunan insan Twitter üzerinden kendini bilmez, lafları yapmakta, mesajlar vermekte bir veis görmüyor. Zaten ahlaki değerlerden yoksun olduğunu bütün dünya biliyor. Kendisi de bunu kabullendi. Ama biz onun şahsi özelliklerinin üzerinde değiliz. Bizi ilgilendirmez. Doğrudan doğruya kendi insanını ilgilendirir. Ama bu bizim bir kanaatimizi, ısrarla vurgu yaptığımız bir kanaatimizi doğruladı. Biz her zaman dedik ki Amerika Birleşik Devletleri'nden stratejik müttefik olmaz. Kendi müttefikini bu şekilde tehdit etmez hiçbir ülke. Bundan dolayı da herkes bilmeli ki başta Trump olmak üzere Türkiye elbette tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değildir. İçinde bulunduğumuz şartların zorluğu bunu değiştirmez. 5000 yıllık kadim bir tarihe ve devlet geleneğine sahibiz. Tehditlere, şantajlara asla boyun eğmeme kararlılığını geçmişte gösterdik. Bugün de göstermekteyiz ve göstereceğiz. Sakarya tank palet fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili görüşlerimizi bir defa daha dile getirmek istiyorum. Ancak bu tarzdaki özelleştirmeler hakikaten dikkat edilmediği takdirde çok büyük sıkıntılar doğurur. Yarın bir de bakarsınız ki bu fabrika çürümüş ve kimse buna sahip çıkamıyor. Elimizdeki tesisler farklı şekillerde kayboluyor. Bugüne kadar hakikaten hatırı sayılır bir müessese haline gelen bu fabrikayı yeni devralanlar neden daha mükemmel bir hale getirsinler? Hangi mecburiyet var? Getirmezlerse hangi yatırımlar, yaptırımlar devreye konacak? Aslında sorulması icap eden o kadar çok soru var ki bu fabrikaya bizim göz bebeğimiz gibi bakmamız icap eder aslında. Sayın Binali Yıldırım bir milletvekili olarak ve meclis başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye adayı oldu. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin meclis başkanının neler yapabileceği ve neler yapamayacağı çok açık, sarih olarak ortaya konmuştur. Kendisine geçmişte söylemiştik. Aslında centilmence en iyi yapılacak iş Sayın Yıldırım tarafından ne olur? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığından geçici bir süre istifa etse. Kazanırsa zaten bırakacak. Şimdi endişe ya kazanamazsam? Bütün iş geliyor oraya dayanıyor. Ya kazanamazsam? O zaman ortada kalırım. Niye? Başka birisi çıkacak. Başka birisi çünkü bu sürede başkan seçilecek. Yahu korkunun ecele faydası yok ki. Korkuyorsan girme bu seçime. Ha İstanbul'u başka türlü aramayız. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı devreye giriyor.
Yani Sayın Binali Yıldırım'ın şansı başkalarından fazlaymış gibi gözükebilir ama elbette garanti olmadığını gördüğü için Sayın Yıldırım yok diyor. Ben elimdekini bırakmam. Ya kazanamazsam ne olacak? Yaya kalırım, yaya yürümeye de son yıllardaki yaşantıya bakıldığı zaman kimse hazır değil.